Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Güzel ve mutlu bir hafta geçirmenizi temenni ediyorum. Yunus Akgün ve Emre Akbaba harika performans sergiliyorlar. Emre Akbaba sadece son iki maçta attığı gollerden, bir önceki maçta yaptığı hat-trick'ten dolayı bunu söylüyor değilim. Emre Akbaba zaten disiplini ne yaptığını bilen ve isteyen bir oyuncuydu ama maalesef işte bir takım baskılar nedeniyle oynayamayacağına kanaat getirdiği için Yunus Akgün gibi ayrıldı. Şimdi Yunus Akgün muhtemelen Portekiz maçı kadrosuna davet edilecek teknik direktör Stefan Kuntz tarafından A milli takım için. Bunu hak ettiğini düşünüyorum. Zaten alt yaş gruplarında en çok maç yapan futbolculardan bir tanesiydi. Ben Emre Akbaba'nın da milli takımı hak ettiğini düşünüyorum. Zaten A milli takım oyuncusuydu. Emre Akbaba ve Yunus Akgün önümüzdeki sezon Galatasaray bu sezonu şu ya da bu şekilde atlatıp önümüzdeki sezonu sağ salim görebilirse takımın değişmeyen oyuncularından bir tanesi olurlar ve çok güçlü bir biçimde Galatasaray'a dönerler. Benim beklentim her iki futbolcuyla ilgili olarak bu. Bu yönde daha doğrusu. Şimdi bununla birlikte Galatasaray'da transfer yoğunluğunun yaşanacağını, Galatasaray'ın açıklama yapacağını sizlere belirtmiştik de Andre Yedlin Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Sözleşmesi feshedildi. Ama herkes Inter Miami'ye, Beckham'ın takımına gideceğinden bahsediyor ya da Cincinnati Futbol Kulübü'ne gideceği söyleniyor ama işler öyle dönmüyor. Her iki takıma da gitmeme, bir başka takıma gitme olasılığı var. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir lig statüsü var bu statüye göre. MLS'i yöneten bir kurul. O kurul karar veriyor oyuncuların yurt içine girişine ve hangi takıma gideceğine. Dolayısıyla o kuruldan onay alınmadan Inter Miami'ye mi gidiyor yoksa Cincinnati'ye mi gidiyor, Toronto'ya mı gidiyor bunu bilemeyiz. Yani 3 takımdan bir tanesine gitme ya da bir başka takıma gitme ihtimali var ama mesele Galatasaray adına baktığımızda hangi takıma gideceği değil, mesele sözleşmesinin feshedilmiş olması. Sözleşmesi feshedildi ve bir boşluk doğurdu. Bu boşluğu dolduracak isim de, yani yabancı kontenjanında ortaya çıkan bu boşluğu dolduracak isim de kim biliyor musunuz? Omar El Abdülhi. Omar El Abdülhi son yapılan testten de başarıyla ayrıldı. Ve UEFA kadrosuna, yani son 16 turu için Galatasaray'ın yapacağı Avrupa Ligi maçına ismi yazılacak. Çünkü yeni teknik direktör Torrent gerçekten onun antrenman performansına hayran kalmış. Maç eksiği olabilir. Bir senedir futbol oynamıyor. Yani maç oynamıyor. Ama çok çalıştığı için, kendini sürekli diri ve fit tuttuğu için Torrent onu değerlendirecek ve kısa sürede maç eksiğini de giderecektir. Yani kontenjan oraya gidiyor. Bu akşam Luyendama'nın sözleşmesinin feshedilme olasılığı var. Muhtemeldir ki Luyendama'nın da sözleşmesi feshedilecek ve bir boşluk daha doğacak. Galatasaray belki de bu boşluğu hem stoper hem de defansif orta saha olarak oynayabilecek bir oyuncuyla doldurabilir. Kouassi mesela sezon başında da Crystal Palace'da oynayan oyuncu gündeme gelmişti. Buna benzer işte Afrika kökenli hem defansif orta saha olarak oynayabilen, güçlü hem de tek hamlede başarılı merkez savunma oyuncusu olarak oynayabilen bir oyuncuyu transfer edebilir. Böylece Luyendama'nın da boşluğundan dolayı, kaynaklanan boşluktan dolayı hem bir stoper hem de gerektiğinde orta sahada oynatabileceği bir oyuncu kazanmış olur. Çok pratik, kolay değil ama. Yani çok pratik bir çözüm olur ama bu çözümü hayata geçirmek kolay değil. Ondan bahsediyorum. Hem finansal açıdan hem de böyle bir oyuncuyu bulmak bakımından Bankalar Birliği anlaşması sıkıştırıyor. İşte Türkiye Futbol Federasyonu'nun koyduğu limitler var. Dolayısıyla Ocak ayında transferde limitlere uyarak istediğiniz oyuncuları alabilmek gerçekten çok ama çok zor gözüküyor. Jetson Fernandez meselesine gelecek olursak, Jetson Fernandez meselesine ben Torrent'in çok sıcak baktığı kanaatinde değilim. Jetson Fernandez transferi olsa bile, ki Portekizlere göre bu akşam İstanbul'a geliyor, Jetson Fernandez bence UEFA listesine Torrent tarafından konmayacak. Ligde performansına bağlı olarak değerlendirilebilir ya da değerlendirilemez. Çünkü Torrent, Jetson Fernandez'in Galatasaray'ın bugünkü ihtiyaçlarına yanıt verecek nitelikte bir oyuncu olduğunu, bugünkü kadro yapısında transferi olmazsa olmaz bir oyuncu olduğunu düşünmüyor. Neden? Çünkü Jetson Fernandez'in mevkiinde oynayan zaten bir sürü oyuncu var Galatasaray'da. Galatasaray'da esas olan mesele defansif olarak orta oynayabilen, defansı kuvvetlendirebilecek. İşte Taylan gibi sürekli pas hatasıyla oynayan ya da koyduğunuzda Berkan gibi birinci bölgeden çıkarken ölümcül pas hataları yapan oyuncuların yerine koyabileceğiniz sağlam, topu iyi kullanan, oyunu sadeleştirebilen, birebirde ve temas oyununda da etkili bir oyuncu almak. Birinci ihtiyaç bu. O bakımdan Jetson'u bir öncelik olarak kabul etmiyor ki Benfica'nın tavrı da son derece ama son derece yanlış ve gerçekten Galatasaray'ı kazıklamaya yönelik bir tavır sergiliyorlar. Geçen hafta 2 milyon euro demişler kiralama bedeli için 1,5 yıllığına. Şimdi 1 milyon euroya düştüler. Eminim 4-5 gün daha beklenirse 500 bin euroya kadar düşecekler. Çünkü oyuncu sadece 4 maçta 120 dakika süre almış ve pazarı yok. Hiç kimse istemiyor oynamadığı için. Onlar da alıcısı olmadığı için fiyatı sürekli kırıyorlar. 2 milyon eurodan başlayıp bir hafta sonra 1 milyon euroya düşürüyorlar kiralama bedelini. Dolayısıyla bu Benfica
Böyle bir tavır sergiliyorsa mesafeli yaklaşmak lazım böyle bir transfer operasyonuna. Bahsettiğim nedenlerden ötürü de Fatih Terim olsaydı bu transfer bence çoktan bitmişti 3'e 5'e bakılmadan. Ama bu dönemde Jetson Galatasaray'a son 6 hafta itibariyle çok iyi performans verdi ve iyi hizmet etti ama bugünkü durumuna bakmak lazım. Oyuncunun geçmişine değil, bugünkü durumu itibariyle ben Galatasaray'ın %100 ihtiyacı olduğu olan ya da Galatasaray'a %100 fayda sağlayabilecek bir transfer olarak görmüyorum Jetson Fernandes transferini. Bakalım gelişmeler neyi gösterecek. Torrent'in de aynı şekilde düşündüğü kanaatindeyim. Şimdi Galatasaray Okan Kocuk ya da Sinan Bolat'ı almak istiyor. Yerli kaleci almak zorunda Galatasaray. İyaki Peña Barcelona B takımında oynuyor maçlarını. Üçüncü kaleci Barcelona futbol takımında Ter Stegen ve diğer kaleci Brezilyalı Neto'nun arkasında kalıyor. Pek fazla forma şansı yok. Onun Galatasaray'a önerildiğini biliyoruz. Sezon sonuna kadar bedelsiz kiralama ama satın alma opsiyonu yok. Çünkü gelecekte Barcelona Iñaki Peña'ya kalesini emanet edebilir. Bu potansiyeli taşıyan bir kaleci ama maç oynamasını istiyorlar. Galatasaray'da maç oynaması Barcelona için de avantaj. Dolayısıyla bu kaleci Torrent'in de varlığı nedeniyle Galatasaray'a kiralık olarak gelebilir ama Galatasaray'ın sorunu yabancı kontenjanını boşaltamama sorunu. Yedlin gitti, Babel'i isteyenler var. Hull City, düzelterek söylüyorum, Championship takımı Acun Ilıcalı almış Hull City'yi. O takım istiyor ama Babel kesin kararını vermedi. Oraya gidip gitmeme konusunda endişeye sahip. Türkiye'den talipleri var Babel'in. Olabilir mi? Olabilir. Babel'i göndermek lazım. Luyendama bu akşam muhtemelen gidecek. Bir takıma en azından kiralık olarak gidecek. Bunlar boşaldığında önceliğiniz defansif olarak oynayabilen bir yabancı orta saha oyuncusu olduğuna göre kaleci çok büyük bir öncelik arz etmiyor. Kaleciyi yerli bir oyuncuyu alarak kaleci transferini çözmek çok daha mantıklı gözüküyor. Giresunspor reddetti. Galatasaray'ın Okan Kocuk'u geri alma teklifine hayır dedi haberleri var ama işin aslı böyle değil. Giresunspor'un 8 milyon Türk lirasını bulan bir borcu var. Geçmiş dönemden kalan futbolcu alacakları ile ilgili. Bu borcu ödeyemezse transferini de açamıyor. Dolayısıyla transferini açamazsa transfer yapamıyor. Elindeki kalecisini verirse kalecisi kalacak. Yedek kaleci ve üçüncü kaleci. Dolayısıyla bu olmaz. Öncelikli olarak 8 milyon TL'lik borcunu ödeyip transfer tahtasını açması lazım. O vakit Okan Kocuk'un sözleşmesini bozmaya da sıcak bakıyor. Galatasaray köklü bir biçimde Okan Kocuk'un ya da işte Sinan Bolat'ın transferini yapacak ama esas olarak kaleci transferini köklü bir biçimde çözmek zorunda ve bu dönem içerisinde yerli bir kaleci almak zorunda. Benim duyduğum kadarıyla ya da iddia edilen o ki ne kadar doğru bilmiyorum. Teyit etmek lazım. Kesin bilgi olarak söylemiyorum, altını çizerek ifade edeyim. Kesin mutlak bir biçimde böyle diye algılamayın. Bunu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Bir iddia. İddia şu: Torrent Muslera'nın performansından ya da Muslera'nın kalecilik biçiminden çok hoşlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray'a uzun vadede hizmet edecek başka bir kaleci alınmasını, Muslera'yla yolların ayrılmasını istiyormuş güya. İddia bu ama bilmiyorum. Torrent'te konuşmadım. Sadece dedikodulardan haberdar oldum. Ama işin aslı böyle midir, değil midir bilmiyorum. Fakat Muslera'nın kabul edebileceğini ya da Galatasaray taraftarının, camianın Muslera'yı bu kadar kolay bir teknik direktör kararıyla, böyle bir karar varsa bile bırakacağını, Muslera'dan vazgeçeceğini sanmıyorum. Bu dönem içerisinde Sinan Bolat muhtemelen Gent'e alacaklarını bırakıp geliyor. O olacak. Olmazsa Okan Kocuk böyle devam edilir. Bunun dışında Orel Mangala, Stuttgart'ta oynayan Belçikalı oyuncu 6 aylığına kiralık olarak Galatasaray'a gelebilir haberlerin konusu oldu. Galatasaray'a önerildi mi? Önerildi. Galatasaray ciddi bir biçimde bu oyuncunun transferi üzerine düşünüyor mu? Şu anda evet diyebilmek imkansız. Aynı şey Diawara için de geçerli. Diawara'nın menajeri Daniele Priano şu ana kadar benimle temasa geçmedi Galatasaray ama Roma'dan ayrılacağı kesin diyor. Orel Mangala için de menajeri Türkmüş galiba ya da işte bu oyuncunun Mangala'nın bağlı olduğu menajerlik şirketinde çalışan bir Türk Galatasaray ile bağlantıya geçmiş Mehmet Eser diyorlar. Ve Galatasaray'a önermiş ama Galatasaray bu konuda %100 transfer operasyonu başlatmış değil. Ama bir defansif orta saha oyuncusu almak durumunda. Bu bahsettiğimiz oyuncu Orel Mangala şartlarına, yaşına, özelliklerine baktığımızda yani kağıt üzerinde başarılı bir oyuncu olarak gözüküyor ama tabii pratiğe bakmak lazım. Futbol pratik bir oyun, yani sahada yapılanla ölçülebilen, başarı kriterini sahada ortaya çıkan gerçekle ilintili olduğu bir oyun. Dolayısıyla daha önceki dönemde ne yaptığı, Stuttgart küme düşmeme mücadelesi veriyor zor durumda. O takımdaki performansı nasıl oldu, ne kadar, ne ölçüde takıma katkı sağlıyor. Yani güncel durumuna bakmak ve Galatasaray'da ne yapacağına
karar vermek lazım bir oyuncunun başarısından bahsedebilmek için. Başarılı olsa bile Bundesliga'da, bırakın bütün bu özellikleri, Galatasaray'da başarılı olacağının garantisi yok. O yüzden bu dönem içerisinde işte ekonomik baskılar, işte Bankalar Birliği anlaşması, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limitler çerçevesinde düşündüğümüzde hata yapmaya hakkı yok Galatasaray yönetiminin, transferde şansı yok. Dolayısıyla şans böyle bir hata yapmamalı. Tabii Galatasaray'da mağlubiyetler arka arkaya gelince kongre rüzgarlarından da bahsediliyor. İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun ve Dursun Özbek'in şimdiden çalışmalara başladığı, eski başkan adayı Metin Öztürk'ün Dursun Özbek'le birleşerek seçim için çalıştığından bahsediliyor. Ve Mali Genel Kurulu'nun, Mart'ta yapılacak Mali Genel Kurulu'nun seçim gündemli bir olağanüstü nitelikli seçim genel kuruluna dönüştürme ihtimalinden de bahsediliyor. Ama yönetim şu an itibariyle bu seçeneklerin hiçbirini düşünmüyor. Bir an önce transfer meselesini halletmenin peşinde. Bugün itibariyle sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.